Şimdi deprem bölgesindeki yardım malzemelerini kendi evine götüren bir emniyet müdürünün sözlerini dinleyeceksiniz. Emniyet müdürü mahkemeye çıkarılmış. Mahkemedeki savunmasında zaten herkes tır tır götürüyordu. Ben de geri kalanını evine götürmüşüm. Niye götürmeyeyim? Çaldım ama sor bakalım niye çaldım demeye getirdi. Depremzedelere giden yardımlardan çalan emniyet müdürü kendini savundu. Kaybolmasınlar diye eve götürmüş. Tekirdağ İl Emniyet 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep İslahiye'de çevik kuvvet görevlendirdi. 4. sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık personelin başındaydı. Işık, depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini aldı, resmi otobüse yükleyip Tekirdağ'daki evine getirdi. Durum fark edildi, müdürlerine bildirildi. Işık'ın evinde jeneratör, ısıtıcı, çadır, uyku tulumu, kaban ele geçirildi. Aramada deprem bölgesindeki hayvanlara gönderilen mamalar bulundu. Gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın itirazıyla tekrar yakalandı, tutuklandı. Koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirme suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında 5 yıldan 12 yıla hapis sistemiyle dava açıldı. İlk duruşmada savunmasını yaptı. Evine götürdüklerinden valiliğin haberinin olduğunu iddia etti. Kaybolmaması için evime götürdüm. Hırsızlık yapacak olsam banka ve kuyumcu gibi koruduğum alanlardan yapardım dedi. Tanık dinlenen polislerse emniyet müdürünün kendilerine millet tır tır götürüyor. Biz bir iki şey götürsek ne olur dediğini anlattı. Işık polislere siz de alın ne olacak diye akıl vermiş. Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluğunun devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti de Yadigar Işık için aynı yönde karar verdi. Duruşma 28 Eylül 2023'e ertelendi. Bir kere yaptığınız şeyi haklı göstermeye karar verdikten sonra bahane bulunur. Ve genel psikoloji de bu aslında, toplumda en tehlikelisi de bu. Herkes yapıyor, işini bilen götürüyor. Herkes tır tır götürüyor. Bir ben almışım çok mu diyenler sıraya giriyor. Deniz gözüyle gördükleri devletin malını yemek için. En başta yandaş müteahhitler var biliyorsunuz. 818 milyon dolara yapılan geçiş garantili otoyollar, köprülere 1,7 milyar dolar ödendi. 7 yılda 336 milyon araç geçişi garantisi verildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve diğer geçiş garantili köprüler. Bunların bütçeye yüklediği miktarı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İyi Partili üyesi Suat Sarı bakın nasıl anlattı. Şimdi sizlere Yavuz Sultan Selim Köprüsü, o da geçiş garantisi tutamayan köprülerden. Yapılan hesaplar kamuyu her geçen gün daha da zarara uğratıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldığından bu yana geçen 7 sürede katmerli bir kazık köprüsü diyebiliriz. Adeta bir kara delik. İBB Meclisi'nin İyi Partili üyesi Suat Sarı geçiş garantisi verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bugüne kadar olan maliyetini hesapladı. Buna göre köprünün geçiş bedeli bir yıl için 136 lira. Bunun 20 lirasını geçenler 116 lirasını da devlet ödüyor. Aradaki 116 lira fark sizin benim cebimden işletmeci müteahhite ödeniyor. Böyle bir hesap hatası dünyanın hiçbir yerinde yok. Geçiş garantisi tutmayan köprülerden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ağustos 2016'da açıldı. 7 yılda verilen geçiş garantisinin %60'ına dahi ulaşılamadı. Toplam 7 yılda baktığımızda benim hesabıma göre 122 milyon araç geçmiş, geçmesi gereken araç 336 milyon. Aradaki fark garibin, gurabanın, fakirin, fukaranın eğitimine, sağlığına ve üniversitelere gidecek olan bu fark maalesef işletmecinin, müteahhitinin cebine gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 144 milyon daha az araç geçti. Devlet işletmeci müteahhide araç başına 3 dolar artı KDV garanti geçiş güvencesi verdi. Bu rakamın her sene ABD'deki enflasyon oranında artırılmasını da taahhüt etti. ABD enflasyonu 7 senede %5'lere geldi. Böylece geçiş ücreti 7. senenin sonunda 5 doları aştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve benzeri kamu özel işbirliği projelerinde çok büyük bir tiksindirici suç var. Yanlış hesaplar var. Bu yanlış hesapları her gün görüyoruz. Bizimle bu geçen araba sayıları, yapılan ödemeler asla paylaşılmıyor.
Araç başı 136 lira geçiş ücreti alınması gerekirken 20 lira alınıyor. Sarı'nın aktardığına göre amaç daha çok aracın geçmesi. Yükselirse hiç araç geçmeyeceği düşünülüyor. 7 yılda ödenen para 1,7 milyar dolar. Köprünün maliyeti ise 818 milyon dolar. Yani 7 yılda ödenen parayla iki köprü yapılabilir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve benzeri kamu özel... Sarı Köprü üzerinde yapılması planlanan tren yolunu da hatırlattı. Sakarya Akyazı'dan başlayacaktı, İstanbul Havalimanı'na bağlanacaktı. 7 yıldır belki 50 kere anons ettiler bu tren yolunu yapacağız diye. 7 yıldır o köprünün üzerindeki tren yolu martılara yuva oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de geçtiğimiz aylarda paylaşım yapmış, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü üzerinden kamunun uğradığı zararın yaklaşık 4,9 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Problem nerede acaba? Sayı saymayı mı öğretemiyoruz, öğrenemiyoruz? Matematikle mi problemimiz var yoksa ahlaki bir problem mi duruyor orta yerde? Şimdi liseden yüksek diploma notuyla mezun olan yüz binlerce aday YKS'de döküldü. Peki lisede bu kadar başarılıyken bu sınavda niye başarısız oldular? Ortada bir soru var. Acaba ortaöğretim başarı puanları şişirilmiş olabilir mi? Ortaöğretim başarı puanları özellikle yükseltilen ve YKS'de 250 bin kişinin önüne geçenler kimler? Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı haksız rekabete dikkat çekiyor. Ayrıca bakın ne söylüyor. Çünkü eğitim sistemimiz tamamen sınava odaklı bir halde sürdürülüyor. Yani eğitim sisteminin içerisinden sınavı çıkarsak sanırım veliler artık çocuklarını okullara da göndermeyecekler. Yani eğitimin asıl amacı olan bireyin duygusal gelişimini, sosyal gelişimini, çok yönlü gelişimini öncelemesi gereken sürecin yok sayıldığını görüyoruz. Tüm öğrenciler aynı sınava giriyor ancak hepsi aynı şartlarda mı yarışıyor? Ulaşım, maddiyat gibi çeşitli nedenlerle fırsat eşitliğinin sağlanamadığı eğitimde yeni bir pürüz daha var. OBP yani orta öğretim başarı puanı. Eğitim maalesef ülkemizde artık bir ayrıcalık haline geldi, kaldığını görüyoruz. AKP iktidar döneminde %1 olan özel okul oranının bugün %20'ye çıktığını, 70 bin okuldan 55-56 bini devlet okuluyken 14-15 bini kadarı da özel okul olduğunu yani %20'sinin özel okulların oluşturduğunu görüyoruz. Yani eğitimin bir ayrıcalık satın alınabilir bir hizmet haline dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla özel okullarda genel olarak öğrencilerimize bir müşteri gözüyle yaklaşıyor. Sonuçta orada bir para girdisi var, ekonomik bir kaygı var. Velileri ve öğrencileri memnun etme kaygısı aslında eğitimin gerçek anlamda ölçme değerlendirme niteliğinden de uzaklaşmak anlamına geliyor. Bazı özel okullarda öğrencilerin notları orta öğretim başarı puanı ile yükseltildi. Notları yükseltilen öğrenciler üniversiteye geçişin birinci basamağı olan TYT'de adeta döküldü. Aritmetik hesaplara göre diploma notu 90-100 olan bir öğrenci TYT'de 120 sorudan askeri 111 net yapması gerekirken soruların yarısını bile çözemedi. Tüm özel okulları böyle yapıyor diye itham altında bırakmak da belki doğru olmaz ama eğitimde artık okullarımız arasında açılan bu derin uçurum maalesef ki bu farklılık A okuluna giden bir öğrencinin okul başarı puanını eğer B okuluna gitse çok çok farklı olabileceğini hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. YKS sonuçlarına 30 ile 60 puan arasında orta öğretim başarı puanı da eklenince şişirilmiş puanlarla kolejlerdeki öğrenciler YKS'de yüz binlerce adayın önüne geçti. Devlet okullarındaki başarılı öğrenciler ise fazladan not verilmediği için mağdur oldu. Şimdi her bir puanın bile sıralamada etkili olduğunu düşünürsek sizin de ifade ettiğiniz üzere oradaki okul başarı puanı sebebiyle 200 bin, 300 bin öğrencinin belki 500 bin öğrencinin birinin önüne geçilebildiğini veya gerisine düşülebildiğini görüyoruz. O nedenle burada daha da adaletsizliğin var. Peki yaşanan bu haksızlık karşısında ne yapılabilir? Siz eğitimi yalnızca sınav merkezli haline getirirseniz bu sorunu hiçbir zaman çözemeyiz. Burada sorun ve çözümü çok doğru koymamız lazım. Yani teşhisi doğru koyarsak tedavi doğru uygularız. Sınava endeksli eğitim sistemini sorunu çözmeden okul başarı puanlarını yok sayalım demek oradaki öğretmene ve okuldaki ölçme değerlendirmeye de yok saymak anlamı taşıyacaktır. Okullar arasındaki niteliği eşitlemediğimiz sürece maalesef burada adaletsizlik hep devam edecektir. Buradaki adaletsizliğin asıl sebebi okullar arasında derin uçurumların oluşmasıdır. Devlet okullarında bile okullar arasında farkların derinleşmesidir. Eğitimin artık ülkede bir ayrıcalık haline gelmesidir. Parası olanın daha fazla eğitim alabildiği, hatta paranız varsa notlarınızın da daha iyi olduğu bir eğitime ulaşabildiğiniz bir sistem maalesef ki böyle sorunları da beraberinde getirecektir.
Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okul başarı puanının sınavlara eklenmesinde Çan Eğrisi gibi bir sistem uygulanabileceğini, okul başarısı ve notunun diğer okullarında puanları ve okul notlarıyla karşılaştırmalı değerlendirilerek bir hesap sistemi oluşturulabileceğini ifade etti. Teşhis burada okul başarısı ve öğretmenlerin ölçme değerlendirmesini tamamen yok saymak değil, okulların niteliğini eşitlemek ve eğitimi sınav odaklı olmaktan çıkarmaktadır. Ne fırsat eşitliği var ne gelir dağılımı eşitliği. Eşitlik ve adalet yok memlekette. Bu yüzdendir geleceğinden umutsuz milyonlarca genç. Bu yüzden. Ve giderek de zor hale geliyor yaşamak bu şekilde. Beni ilgilendirmez, ben evime kapanırım, haber de izlemem derseniz. Hiç mi taksiye binmek ihtiyacı duymadınız İstanbul'da mesela? Bu doğrudan siyasi bir problem. Çünkü İstanbul'un ulaşımını düzenleyen Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin yapısını iktidar değiştirdi. Ve direkt... 10 saattir bekliyorum, bir taksi bulamadım kardeşim. Nereden geldiniz? Ben Almanya'da yurt dışında yaşıyorum, Hanover'den, Sazgiter'den geliyorum. Orada da öyle mi efendim? Hayır, hiçbir zaman öyle değil. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında İstanbul'a yeni taksi teklifi reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3000 yeni taksi teklifi komisyonda kabul görmedi. İstanbul'da zaten yetersiz olan taksi sayısına çözüm için atılan adımlar da sonuçsuz kalmış oldu. İstanbul'da taksi çilesi sürüyor. İstanbul'un nüfusu 5 milyonken 18 bin taksi vardı. Şu anda 20 milyonu bulduk. Taksi sayısı yine aynı, yine 18 bin. Özellikle taksi kullanıcısı maalesef bulamıyoruz. Şöyle şeyler geliyor. Yol beğenmiyorlar, müşteri beğenmiyorlar ya da işte... Taksi bulabilsek onu beğenmesin.